Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki NATO cephesi. Son seçim öncesi bu köşede birkaç kez yazdım. Türk siyaseti başkanlık modeliyle iki ittifaklı sisteme sıkıştırıldı. Ancak iki ittifakla en temel konularda aynılar. Ekonomide neoliberaller, dış politikada Atlantikçiler. İsveç'in NATO üyeliğinin mecliste onaylanması bunu bir kez daha ortaya koydu. İsveç'in katılım protokolü AKP, MHP ve CHP deva oylarıyla kabul edildi. Böylece iktidar açısından Ey İsveç diye başlayan süreç yine tamam ABD, tamam NATO denerek tamamlanmış oldu. 23 Ocak 2024'te İsveç'in NATO üyeliğine onay veren CHP'liler bir gün sonra 24 Ocak 2024'te Uğur Mumcu'yu anma mesajlarında kahrolsun ABD, kahrolsun NATO, kahrolsun Gladio sloganları atıyorlardı yani AKP E ile alt sınıfları kandırırken CHP'de kahrolsun diyerek orta sınıfı oyalıyor, siyasetin asıl çıkması işte buradadır. Atlantik süreci ve Türk İslam sentezi 12 Eylül'ün Türk İslam sentezi ideolojisinin siyasetteki cisimleşmiş hali olan AKP-MHP ittifakı açısından elbette şaşırtıcı bir durum yok. Siyasal İslamcıların büyük bölümü hiç anti-emperyalist olmadı zaten. Çünkü siyasal İslamcılar Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı Kuvayi Milliye saflarında dövüşen Müslümanların ideolojik devamı değil, o Müslümanlara karşı emperyalizmin yedeğindeki hilafet ordusunda Şeyhülislam fetvasıyla hareket edenlerin devamıydı. Ve Atlantik sürecinde emperyalizmin yeşil kuşak programı içinde komünizmle mücadele hedefinde değerlendirildiler. Diğer yandan Atlantik süreci Türk milliyetçilerinin bir bölümünün de değişiminin zeminiydi. Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi anti-emperyalist Türk milliyetçiliğiydi. Atlantik süreci Türk milliyetçiliğini NATO stratejisinde biçimlendirdi. Komünizmle mücadele kullandı ve Türk milliyetçilerin bir bölümü emperyalizmle işbirliği halinde ülkücü milliyetçi oldu. İşte ülkücü milliyetçilerin milliyetçilik sınırı bu nedenle hep NATO'dur. NATO'ya kadar milliyetçidirler. Sırada Montreux baskısı var. İsveç'in NATO üyeliği bir İsveç siyaseti değil, ABD siyasetidir. ABD'nin NATO'yu genişletme programının gereğidir. ABD NATO'yu İsveç ve Finlandiya'ya genişleterek hem Rusya'yı çevreleme sınırını uzatmış oluyor hem de geleceğin en stratejik mücadele alanı olan Atlantik Okyanusu'nda kendisine NATO üzerinden alan kazandırıyor. Önemine işaret ettik. Arktik bölge buzullarının erimesiyle bir yeni petrol ve doğalgaz rezervleri, iki zengin maden rezervleri ve üç yüzde kırk daha kısa kuzey rota demek. ABD bu nedenle Arktik'ten Doğu Akdeniz'e inen bir yeni bir demir perde inşa ediyor. Arasında Baltık, Doğu Avrupa ve Karadeniz var. Hiç sürpriz değil işte. AKP, MHP, CHP ve DEVA'nın el birliğiyle ABD'nin genişleme stratejisine onay verdiği gün, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kelese Valander, Ukrayna'daki durumu göz önüne alarak Washington yönetiminin Montre Sözleşmesi'nin aşamalı olarak yürürlükten kaldırılması ve boğazların yeniden açılması konusunda Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu açıklıyordu. Çözülmesi gereken çelişki. ABD Türkiye'yi komşularıyla karşı karşıya getirecek NATO genişleme programı uyguluyor. Terör örgütlerine PKK, PYD ve FETÖ'ye destek veriyor. İncirlik'ten İsrail'e Gazze'yi daha iyi vursun diye C-130'la Güney Kıbrıs üzerinden bomba atıyor. İsrail'e kürecik radarlarında istihbarat desteği sağlıyor. Karadeniz'i Türkiye'nin çıkarına aykırı olarak uluslararası deniz yapmaya ve bunun içinde Montreux'ü yürürlükten kaldırmaya uğraşıyor. Türkiye'ye askeri ve ekonomik yaptırım uyguluyor. Meclis'teki siyasi İslamcı, ülkücü, milliyetçi ve Atlantik Cumhuriyetçisi partilerse ABD'nin programına tam destek veriyor. Türk milleti ile milletin meclisindeki partilerin ABD NATO tutumları arasında büyük çelişki var ve çözülmesi gerekiyor.